Evet sevgili arkadaşlar, 190 projemizde arkadaşlar 6. bölüme geldik. Nasıl geldik ben de bilmiyorum. Şu anda o efsane 8600 art heybimizi hatırlarsanız daha önceki bölümlerde anlatmıştık. Panzota güzel yerlerine yerleştirmiştik. Ve ön göğüs değiştirirken de 9 milim küçük hoparlörleri ön göğüse yerleştirdik. Bir sevgili Harun heybimizi montajlayacak. Bir de ekstradan sevgili Burhan'a teşekkür ederim kardeşim. Kumandayı da unutmamış. Direksiyon kumandasını. Karbon fiber direksiyonu da montajlayacağız. Harun'cum kolay gelsin. Bulamadığım bir şey falan varsa söyle, kabloları biz kendimiz topladık ya. Buldum. Hoparlörü şimdi uçlarına bağlayacak. Bu teybin özelliği DSP çıkışı ve Dolby Surround özelliği olması. Ön hoparlörlerin, arka hoparlörün böyle tane tane çalması. Normalde biz böyle eskiden çok yüksek ses sistemleri izlerken bu 8600 teybler lazım olurdu ki çıkışlarını kullanmak için. Şimdi bir de 85 model, 190'ımızın model yılına uygun olarak bir de Bluetooth özelliği ekledik o changer çıkışına. Bluetooth'tan da sesimizi dinleyebileceğiz. Bunlar ön jant mı hocam? Bunlar ön jant. Zaten bakar mısın dudağına ince. Şu anda bunlar arkadaşlar poliş falan yapıldı, full poliş. Vidaları sadece parça birbirine tutsun diye tutturduk. Peki vidalarımız nereden geldi? Vidalar İngiltere'den geldi. Sevgili Hüseyin'e teşekkür ederim. Hediye göndermiş sağ olsun. Osu Racing'in vidalar arkadaşlar. Vidalar hiçbir yerde bulunmuyor bunların. Yeni bölümde artık jantların toplanmasını izleyeceğiz. Silikonlu. Hocam arkalar çocuğum gibi bakarım kanka. Tabii 190 köz örtüm arkadaşlar bir özelliği de diğer 190'lardan ayrı özelliği de arka koltukların gördüğünüz gibi tek tek olması. Şimdi yeni makinelerde M5 CS'de falan görüyorsunuz bu özelliği ki benim için en önemli özelliklerden bir tanesi bu arabanın. Yani bu araba 5 kişilik değil 4 kişilik. Normalde E30'lar M3 olmayanlarda da yine 5 kişi oluyor. 190'ların da köz örtüm olmayanları yine koltuklar birleşik olduğundan 5 kişilik oluyor. Bunlar da 4 kişilik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz tabii sıfırdan sevgili Ahmet Almanya'dan kumaşı aldı, gönderdi bize. Derileri de Napa olarak değiştirdik. Sevgili Şahin Usta'ya bir şekilde orijinale en sadık kaldık şekilde topladık koltukları. Şimdi jantları toplayacağız. Jantların dediğim gibi geçici olarak yani şu anda birbirini tutması için birer tane civata bağlı şu anda üstünde. Vidalarını tamamlayacağız. Buna özel bir lastik getirdik Mehmet. Biliyorsun bu lastikler artık hiçbir yerde bulunmuyor. Yani özellikle Türkiye'ye gelen, Türkiye'de kullanılan bir lastik olmadığı için bu lastikler şeyde bulunmuyor. Ben de biliyorsun böyle hep bu E30'da, FA'da hasta falan hep FA'da da hep ince lastik kullandığımızdan ben daha önce getirmiştim hatırlıyorsun. İki tanesini taktık hatta FA'ya. Bitirdim de aklın arkasına. Arabanın devam marka lastiği bitiyor. Niye acaba? Bunlarla şimdi muhabbet ede gidersin artık. Tamam ben bunlarla konuşurum. Gidersin. Ben bunlarla konuşurum. Aramızda konuşacağımız şeyler var onlarla. Ya bakar mısın ya şu yapmaz. Eski bir araba ama yani bak. Vay sese bak pat. Neyse Erdal abinin de şimdi şeyini kaldırmayalım. Kap ayarı fena değil güzel. Aziz Allah yolunca. Özgürt'te arkadaşlar 2.3.16 en önemli yani arabanın en belirgin şeylerinden bir tanesi arkadaki logo tabi. Normalde enjeksiyonlarda 2.0 yazıyor. Dizellerde zaten D yazıyor. Bu E de enjeksiyon diyor. 190 E. Kasap olur. Hiç alakası yok. Yani. Enjeksiyon numaralarda 2.0 yazıyor arkadaşlar. Bu da sağ tarafta. Bizimki tabi 2.3 olduğu için ve 16 valve olduğu için o zamanlar Japonlar hep 16 V yazıyordu. Mercedes 16 yazmış bırakmış. Bir dakika düzlüğüne bakacağım. Bas hocam bas. Almak isteyenler de parça kodu burada. Yavrum güzel yapar mısın? Şimdi oradaki kaçmış 1.5 santim falan boşluk var. Evet orada. Hocam bakıyorum. Yok sol aşağı indi. Sol aşağı indi yukarıya kalkacak biraz. Tamam. Tamam bas. Sonunda şu yazıya kavuştu arkadaşlar. Bu arabayı aldığımda arkasında AMG yazıyordu ve acayip sinirimi asabımı bozuyordu. Arabayı aldım Konya'dan buraya gelene kadar çıldırmak üzereydim ya. Yazıyı sökmemek için elinden geleni yaptım. Ama sökmedik. Sabırla durdu yazı ve çok şükür makinenin sonunda yazısına kavuştu orijinal yazısına. Gördüğünüz üzere sevgili ailemin yanına geldik. Jantları toplayacağız. Jantlarımız Oz Racing'in ilk ürettiği forged jantlar arkadaşlar. 3 parçadan oluşuyor. Dış çember logomuz. Bir de bunlardan normalde mesela bu dış çemberi ayrı sipariş edip daha geniş veya daha dar yapabiliyorsunuz jantı. Yani jantı değiştirmeden doğru mu? Offset'ini değiştirebiliyoruz kulakta. Ne yapıyor? ETS'ini değiştirmiyor. Dışa doğru götürmüş oluyoruz. Büyüteceğimiz veya çıkaracağımız zaman. Ne yapıyor? İç taraf ETS'i şuradan belli oluyor. ET'ler aynı. İkisinin de anladığım kadarıyla. Önüm ve arkanı. Şimdi bir daha aramız geldi. Sevgili Hüseyin sağ olsun E30 M3'ü var onda Belçika'da. Bana eksik olan vida sayısı kadar bunlar sökülürken, revizyon yaptırılırken vidaların birçoğunu kırdılar. O yüzden de vidalar eksikti. Onların sıfırlarını gönderdi bana sağ olsun. Hediye olarak getirmiş adam. Böyle adamlar olunca da işte insan ayrı bir mutlu oluyor. Hediye olarak getirmiş bana. Silikon araya sıkmamıza gerek var mı hocam? Hava açılırsa çok ulaşır. Rahatça sıkıyor mu davancan? Tam zamanında geldin değil mi Adem bak. Hiç ayarın yok Adem. Sen deterjan vereyim ha. Yan veriyorum bakıyorum da. Koy baba.
Evet, geldik o en capcaflı bölüme. Lastikleri bayağı topladık. Ve arkadaşlar, bu lastikler özel olarak ürettirmiştik. Biz bunlar Türkiye pazarına normalde gelmiyor bu lastik yabadı. Niye? Lastik yabadımız arkadaşlar, şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar 2.25, 35, 17. Ben bu lastikleri normalde E30 grubunda çok kullanıyorum. Lastiklerimizi de götüreceğim. Şimdi Oz Racing ile yeni lastikler, sıfır lastiklerimizin birleşmesini göreceğiz. Güzel, özel bir seri. Çok da iyi tutan bir lastik bu lastik. Kumonun. Nereden biliyorum? Çünkü 400-500 beygirlik işte FA'da falan arka lastik olarak kullandım ben bunu. Hayvan gibi yola yapışıyor. Arabada yalnız fark ettiniz yani jant lastik seyahat ediyor, bir biz bilemiyoruz abi. Aynen öyle, aynen öyle. Arabada değil ama bir jant lastik geziyor. Şimdi muayenesini de halledeceğiz. Pazartesi günü muayene bittikten sonra da artık aletin jant lastiğini artık kavuşsun stopları da takacağım. Ademciğim, arabanın altında ne varsa hepsini değiştiriyorsun. Ne var, niye? Ne var ne yoksa değiştiriyorsun. Niye, amaç ne? Tertemiz olsun. Tertemiz olsun. Anasını satayım. Çok güzel de bir 126 var burada. Arkadaşlar 126'yı severiz biliyorsunuz, hassasıyız. Şimdi dişler, burçlar, Z-Rod, S-Rod. Burada bayağı bir parça şimdi değişecek arkadaşlar. Muayeneye gitmeden önce bunları değiştireceğiz. Sevgili Süleyman'la daha önce de e-freni falan yapmıştı makinenin zaten. Frenleri de değiştiriyoruz. Şimdi o zamanlar araba yürüsün diye değişmiştik. Dişleri değişmiş. Şimdi dişleri de değiştireceğiz. Şimdi orijinal dişler geliyor arkadaşlar. Önler, arkalar hepsi komple değişiyor. Ama altında değişmediğimiz sadece amortisör ve yay kaldı. Amortisör ve yay da şu anda çok iyi. Bu kaliperleri falan da kırmızıya mırmızıya boyamışlar. Ben şimdi bunların hepsinin rengini kendi orijinaline çevireceğim arkadaşlar. W201 projesinde arkadaşlar hız kesmeye devam ediyoruz. Çantları mantarı abi erdiler, koydum ben şimdi oraya. Söktü, dağıttık. Dağıttık, vidalarında eksikler vardı. He. Sevgili Hüseyin bize vidalar eksikleri gönderdi. Şimdi en cafcaflı bölüme geldik diye anlatmıştım hatırlarsanız. Nereye? O modifikasyonla alakalı işlere başlayacağız. Muayeneden geçecek aracımız. Şimdi sizlere bu muayene sürecini aslında her arabada anlatıyorum. Mint'te falan da hatırlarsan hep çekmiştik abi. Evet. LPG'sini daha önce söktürmüştüm. Ben onu ikinci bölümde gördü herkes. LPG nasıl sökülüyor? Bir sürü proje muraya çiziliyor. Arkadaşlar 1.5-2 milyon para harcıyorsunuz bu işe. Ben detaylarını yine Mint Green projesinde şöyle şuraya atacağım. Linkten izlersiniz detaylıca. Biz şimdi kısaca bir gidelim. Cosworth muayeneye gittiğinde neler oluyor? Muayene istasyonundaki adamlar nasıl karşılıyor? Çünkü alt takım komple değiştik. Sıfırladık her şeyini. Valla bir değişik karşılamadılar ya. Bildiğim gibi 190 zannedecekler. Eski model Mercedes zannedecekler. Bahallar. Frenlikli. Frenlerini tutuyorum. Rekollarda çatlak olsa tamam hadi hayırlı olsun gönder falan diyor. Gönder. Muayene gidecek. MN Power logolarını işletiyorum ben arabaya ki. Daha sonra işte polis bunu söktür falan yapıyor. O yüzden de biz bunları biraz daha böyle resmi doğru şekilde yapalım diye. Zaten ekstra bir para da vermiyor. Bir proje de çizilmiyor buna. Evet. Ruhsatımız MN Power anonim şirketi üzerine kayıtlı olduğu için normalde şirkette ise yazdıramıyorsunuz. Mesela Şafak Otomotiv diye gidip kendi kafana göre Şafak Otomotiv yazdıramıyorsun arabanın ruhsatına. Yani o şirketinse diyor aynı isimde olması lazım. O ismi yazmak gerekiyor diyor. Mazda da anlatmıştım aslında ben. Mazda RX-8'i de. Böyle küçük küçük bazı arabaların içerisinde spoiler vermek de güzel oluyor diye düşünüyorum. Gel abi şu arka stopları söktük. Niye söktük? Bu videodan diğer videoya geçiş olsun. Şu anda arkadaşlar Mazda RX-8'in 11. bölümünü izlemeyen arkadaşlar için de hemen şu sağ üstte göreceğiniz linkten bu efsane projenin nasıl ilerlediğini en son bölümünü izleyebilirsiniz. Çünkü bu video ondan önce girer tahmin ediyorum. Çünkü bu dodukları şimdi biz boyaya verdik. Ön tamponu da arabanın yeni sıfır tampon sipariş ettik. O tamponu takacağız. Dodukları boyandıktan sonra çamukların içlerine bir ici işlemi var değil mi? Oraların izolasyonları var. Buraların izolasyonları var. Çünkü buralara kaynak sıkacağız. Falan. Evet, pütür sıkılacak. Normalde çoğu işlemde gördüm abi. Mesela Amerika'da, Japonya'da body kit takanları bayağı izledim. Zaman bulunca sana gönderdim hatırlarsan. Hı-hı. Onlarda da mesela adamlar hep böyle bir tane yalandan böyle sprey yapıyor. Sonra dodüyü takıp devam ediyor. Sprey biz yine şu bölüme şöyle pütür sıkacağız. Çünkü buradan taş falan çok gelecek buraya belli. Hem çarpma çok olacak. Şürümeyi aza indirmemiz lazım bizim. Bunları yapacağız. Pası falan önleyecek işte buralarda. Ön tarafta işte. Arka tarafta kestiğimiz bölümler arka oldu. Arka taraftan kestik. Bu lastik burada manevrayı zorluyordu. Sürekli gelip takılıyordu oraya. Orayı kestik yaptık. Evet. Orada oldu. İşte yine bu çamurluk ağları kestiğimiz için buralara bir operasyon ağızlarına yapacağız. Ağızlarına paslanmaması için. Kendi orijinal fabrikasyon sajlar galvanize saj olmasına rağmen fabrika hep bunları bir astar havuzuna sokuyor. Biz şimdi orayı bozduğumuz için orayı tekrar kapatacağız ki paslanma olmasın. Bunlar hatta, arkadaşlar Mazda RX-8 12. bölümünde çok detaylıca anlatırım ben. Hatta beraber anlatırız abi çünkü herkes zannediyor ki o çamurluğu kesip o dodüyü oraya takınca iş bitiyor zannediyor. Öyle olmuyor. Değil, olur mu öyle ya? Öyle bildi. Tamamen amatörce yani o videoda. Ama çoğu da öyle yapmış. Ya işte onlar tamamen amatörce. Bizim her şey imkanımız var. Biz bunları güzelce izolasyonunu yapacağız. Yani aslında bizim burada doğru olan malzemeyi doğru yerde kullanalım. Mesela ici olan silikonumsu malzemeyi dediğim gibi buralarda darbe olan yerlere kullanacağız. Doğru zaten mu? Darbe koruyucu onun ismi. Bizim aynen şey öyle. Mi? Dışarıdan darbe. Mesela arabanın yüzünü mesela sadece o yağmur çamur değiyor. Hiçbir şey olmuyor ama içeride çok şey oluyor. Teker mesela davulunmalılar yokken hareket ettirdin. Sesi duydun mu içeride? Çatır 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 çatır. Ben bir de hatırlarsan 11. bölümde anlattım ben. Furkan Akay'ı söküyor. Halı davulunmalı
Olmaz koymaları çok hoşuma gitmişti. Evet. Şimdi mesela Halit Olmaz koyabildiğimizi koyacağız. Taşlar öyle bir vuruyor ki. Fena. Komple ses içeride yani çıtır çıtır çıtır. Evet. Hele yağışlı bir durumda. Mazda RX-8'i anlatmaya kalktık. Biz var ya bunu akşam ederiz. Bu videoda herhalde 30 dakika olur. Sizin de seveceğiniz bir şey olur. O yüzden de Mazda RX-8'in şöyle 12. bölümüne bu konuları saklayalım. Gelin şimdi W201 2.3 16 var. Projemizi muayeneye götürelim ve evet. Muayeneden geçtikten sonra abi, çoğu başladı. O kadar sabırsızım ki niye biliyor musun? Bir de Instagram'da falan arabanın o en son 5. bölümünü yayınladığında şu lanet çantalar artık su yok bilmemiş hani bizdeki sabırı tahmin edebiliyor musun ha? Bizde iyi sabır varmış sende bende. Bir de şey araba yapılmamış gibi oluyor o jantına. Tabii canım şimdi o kadar o arabayı boyadık. Orta boya. Bana da öyle gözüküyor. Enteresandır. Evet. Yani bakıyorum ben. En son noktaya geleceğiz. Ya şu jant arabayı bildiğin 1990'lara geri götürüyor ya. Bir de biz bu lastikleri arkadaşlar eğer o videoyu da hatırlamıyorsunuz korona tedavisi diye bir video yayınlamıştık. Kar yağıyordu. Kar yağar yağmaz dedik ki bizim sevgili Adem işte bu videonun devamında görürsünüz. Jantların hemen kar lastiklerini takalım yanlayalım. Bir gittik abi yanladık manladık video bitti. O videoyu izlemeseniz şöyle çok eğlenceli videomuştu. Hatta Harit birinci vitesi ikinci vites, birinci vites falan zannetmiş oldu. Geyik olmuştu hatta. Evet. Araba sürmesini bilmeyen arkadaş. Aynen bas bas bağırıyordu ya arabanın içerisinde. O araba sürmesini öğrenecek. Bilmeyen arkadaş. Öğrenecek. Adam araba sürmeyi bilmiyor ki. Vitesi nereden bilsin? Ters biri getir ağzına. Sende de var hata. Araba sürmesini bilmeyen adam araba veriyor. Közüne devam edilmez. Hadi gelin şimdi muayeneye geçelim arkadaşlar. Çıktın mı? Muayeneyi saat 1.30 aldığın için Mehmet. Muayene giriyorsun 1 saat sürüyor ya. Acıkırsan sıçtın orada biliyorsun yani. Orada gofret mofret diyersin. Aç kalırsın. Yok o da yok. Orada vardı ya küçük. Orayı kapatmışlar. Ne diyor? millet aç karnına duruyor mu orada? Ha, içeride bir tane makine var. Makineye atıyorum bisküvi falan alıyorsun. Yani neyse orada aç kalırız diye düşündüm. Hemen bu arada bir 40 dakikamız var. İnce su muayene istasyonuna gideceğiz. Genelde daha önceki videolarda izlemişsinizdir. Biz Develi'ye gidiyorduk. Mepa garajın olduğu lokasyondan çıktığımızda sahanı geçip geçiyoruz. Bir de yazın sıcak havalarda geçmiş kışın kar lastiği olmuyor da gittik. Değişik değişik işlerimiz var. Yolda kaldık falan. Kaldığımız esas macera olan yeri çekmedik. O yüzden size olabildiğince arkadaşlar bundan sonra hani o çok krop ediyordu, çok kesiyorduk. Artık bundan sonra aşamalarda ne yapıyoruz? Biz de beraber bu aşamalarda siz de yanımızda olacaksınız inşallah çekimlerde. Eğer buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlar bölümüne atarsanız sevinirim. Şimdi birer tane yemek söyledik. Yemeklerimizi alacağız. Yemekleri yiye gideriz. Zaman kaybetmeyelim. Evet. Hemen sıra alalım. Sonra muayeneye TÜRTÜK'teki arkadaşlar teslim edelim makineyi. Bakalım ne olacak. Hayırlısı. Hadi. Geçer mi? Muayeneden geçmeyecek. Arabanın çalışmaya hiçbir şeyi yok. Her şeyini sıfırladık. Orada bir aksilik yaparsa biliyorsun el sağlık demiş en son. Dörtleri yanmaz oldu. Hemen orada tamir etmiştik hatırlarsan evet. O muayene videosunu izlemeyen arkadaşlar da varsa izlesinler. Bunun gibi şeyler olabiliyor yani. Hani geçmezse hayır. Bundan geçmez. Hadi yoksa, bakalım. Yoksa geçer. Geçmeyecek bir şey yok yani araba. Evet. Mikrofonum şeyi düştü. Neyse gel. Yemeyeceğim ne yapayım. Gözümüz düştü. Hiçbir şeyden haberimiz yok lan. Allah Allah çok enteresan ya. Erciyes Dağı'nın güzelliği. Şu anda kış dönemi olduğu için kar da fazlaca var. Bolca kar var. Yani normalde yazın mesela çok siyah duruyor kar eridiğinde. Şimdi hem bembeyaz hem de arka tarafı ya yani o Adana tarafı arka tarafı zaten. Bu yolda direkt Adana yolu üzeri. Şurada radar var. İnce su yoluna çıktık şu anda. Bu düzlükte herkes gazlıyor. Gazladıktan sonra tık diye burada çevirmeli radar var. Gidiyoruz bakalım. Normalde sana DSP'li teybimizi de dinletirdim ama Cengiz Kurtoğlu açacağım için telife girer. Telif yeriz. Telif de yememek için açmıyorum. Başka şarkıları da açmam. Telifsiz. Kaynarımızı taktık. Önlerde 9 santimlik hoparlörümüz var. Kendi 190'ın işte ön göğsünü değiştirirken aslında göstermiştim ben ama. Tekrar hatırlatmakta da fayda buluyorum. Niye? Çünkü videoların çoğunda izlenme oranına baktığımda anlıyorum ki o videoyu izlememişler. Her gün mesela birçok kişi abi video gelmiyor, video gelmiyor. Haftalık video atıyordun. Haftada 2 video attığımız günler de oldu. İzleme sayısı düştü. Hani gene şey var. Abi video yok. Gene video yok vardı mesela. Nasıl video yok anlamadık biz. Sadece projeler uzun sürdüğünden dolayı. Bak gene geliyor bir de. Abi dün sigorta attı. Sigorta atıyordu işte bu kornayla sinyal aynı sigortada. Aynı böyle bir geri geliyor. Kornaya da basamıyorum. Camı açtım bağırdım artık. Dayım hemen böyle şey yaptı. Anladı frene bastı da kurtardık. Yoksa ön tampon gidecek. Ön tampon gittiği zaman közvörtün ön tamponu bir de hiçbir yerde yok kanka. En büyük sorunumuz o. Bir de ek falan da var. En önce o kırılacak. Hani zaten. Evo 1 eki kırılır. Onu fiberden kalıbını almış biri. Onu buluruz belki ama tampon kırıldığında mahvoluruz. Yani gece uykuyu kaçırırdım ben. Hani normalde var olan bir parça olsa kırılır. Sigorta karşılar. Yani üzülmem yani ona. Olabilecek. Kaza olabilecek bir şey. O yüzden de acayip psikolojimiz. Şimdi korna çalıyor adam da aynısını şimdi yapınca aklıma geldi hemen. Takasta söyleyeyim dedim. Neyse 8600 arımızı taktık. Gerçekten sebebimiz neydi? Hatta şöyle açayım. Böyle kaseti buradan alırsın falan. İşte komple bunu buradan söker alırsın. İşte çalınmasın diye. Şöyle.
Böyle bir Sönrant 150 olan bir teyip. Arka Pandizotlu da çok büyük Pioneer'ın yine hoparlörleri vardı. Ben arabayı Konya'dan aldığımda işte bir tesisat yapmışlar. Amfi kablosu çekmişler falan. Bu sedan arabalarda genelde arka tarafta ses boğulduğu için o tesisat ve ona benzer şeyler hiç sevmiyorum. Bir de her tarafta bir kablo karmaşası falan oluyor. Otomatik anterimiz takıldı. Ben ondan da kısaca bahsetmiştim. O teybi açtığımızda otomatikman çıkıyor. FA'da falan da var zaten, o biliyorsun sen. Yani tam istediğimiz gibi ön sağ, ön sol, arka, ön tamamını ayırabiliyor. 4 tane çıkışı var teybin. Böyle güzel bir şekilde çalıyor. Tam bizi o yıllara götürüyor. Bir de ekstradan da direksiyon kumandamızı da taktık. Direksiyon kumandamızda direksiyonu değiştikten sonra tam böyle tamamladı. Karbon fiber yaptırdığımız. İşte Sportline vites topuzu, bu vites topuzu da hiçbir yerde bulunmuyor. Bulması çok zor. Ben bunu karbon fiber yaptırdım. Normalde plastikti bu. Plastik çok böyle boş duruyordu. Daha güzel bir şey oldu. Alt takım, ön takım her şeyi değiştirince acayip zelzele oluyor arabada, arabada hızlanan. Ben Ankara'dan gelirken, tabii o Ankara'dan gelme olayı biraz çok geç saate kaldığım için videosunu çekemedim. O yüzden de hemen 5. videoyu yayınladık. Bu 6. bölüme denk geldi. Yani bayağı titriyordu, balans falan vardı. Şimdi yeni jantlarımızı ve lastiklerimizi taktığımızda arabanın alçaklığını da ayarlayacağız. Şimdi normalde jantın göbekleri falan bunu, bu arabaya göre değil, üzerindeki lastikler. O 2 sene önce takmıştık biz bunu, karda yanlayalım diye işte anlattığım video. Şimdi o aydan geçten sonra o jantlarına kavuşacak ve arabanın alçaklığını ayarlayacağız. Bir de ön tamponda bir şey daratmıştık, onu da evet, düzelteceğiz. Başka bir şey kalmadı kanka işte. Kanka efil efil gidiyoruz. Evet, muayeneye de şu an. Muayenemiz 1.30'daydı. Saatimiz kaç? Saatimiz 1.10 geçiyor. Evet, tam adam, saatindeyiz. Yarım zaten saat falan var. Giriş miriş yaptırırken. Görüyoruz derken muayeneyi de. İstasyonu bir yerde. Evet, görüyoruz. Opet'i geçince. Olmaz. Opet'i geçinceydi. Bir de biz tabii LPG'yi arkadaşlar 2. bölümde ya da 3. bölümde tam hatırlamıyorum. Sökmüştük tamamen. Bunları da arkadaşlar aslında daha önce anlatmıştım söylediğim üzere. Şöyle TSE'den arkadaşlar bir onay alıyorsunuz. Arabaya uygun bir şekilde tadilat yapılmış mı diye. Proje çiziliyor arabaya. İşte LPG nasıl sökülmüş. Yani çok saçma bir şey ama bunu yaptırıyorsunuz ki araba üzerinde LPG olmadığı için muayene geçmez yoksa. TSE'de bunu görüyor, onaylıyor. Tamam ben baktım diyor, sökülmüş. Sonra diyor da yeni ruhsatınız çıkacağı zaman da LPG artı benzin değil de sadece benzin olarak işlenmiş oluyor. Şimdi biz o işlemleri de yaptırmış olacağız. Ekstradan da işte arabanın yanına Manpower logolarını da eklettik. Bununla alakalı da çok fazla soru oluyor. Abi işte onu nasıl işlettirdin, işte bunu nasıl oraya kaydediyoruz, muayene aşaması nasıl gidiyor? Bunlarla alakalı çok fazla soru olduğu için biz ister istemez kendi araçlarımızda da normalde muayene videoları çok çekiyorlardır ama modifiyeli arabayı muayene ettirme videosu ben çok fazla görmedim. Evet. O yüzden de hani biz bu işleri genelde böyle resmi, böyle doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Bunda da bunlara böyle altını çizmiş olalım. Şura mı TSE? Ha, TSE de burası. Yani TSE'leri de normalde aslında Türk Sanayi Enstitüsü kendi bakıyordu. Şimdi bunları evet, da özel şeylere vermişler. Bir de burada anlam verilemeyen muayene sesinin girişinde bir adam olur. Evet. Bu güvenlik. Seni devamlı yani sen kendi park etmek istediğin yere değil de onun park ettirmek istediği yere seni evet, yönlendirir sürekli. Bak sokmaya çalışır. Ha, onu da öyle anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Hani herkes sen ben gibi gidip orada tam park yerine kitap gibi arabayı koymaz yani. Şuraya gireceğim kanka. Hah bak bir şey demedi, gördün mü? Ha, mesela beni şimdi bu muayene sesinin dışına çıkarmaya çalıştı. Ben dedim şurada boş yer var, buraya giriyorum dedim. Baktı boş yer var, girdim. Ama birçoğu kişi ben biliyorum ki, bu adamın ne çektiğini de tahmin edebiliyorum yani. Adama abi oraya koyma dedikçe tam yolu kapatacak şekilde koyan adam var yani. Onu da şey yapmayayım yani şimdi, es geçmeyeyim. Böyle adam da var. Aşağı verdi bu soru. 724 TL. Evet. Bunun ne olduğunu söyleyeyim sana. Muayene 430. KDV 77, önemli değil. 172'de şey gecikme. 7 kaç ay oluyor? 7 ay oluyor. 7 ay gecikme. %5 koyuyor yani her aya. Gene KDV, onun KDV'si. Mustafa İlhan, Mustafa İlhan. Tonight,
Kanka araba girdi içeri. Kanka dolumhanede bekleyen erkekler gibi. Şu anda arka tarafa geçiyoruz. Hani her zaman en önemli bölüm bura. Burada karar anı herkes bekliyor. Şimdi şuradaki bekleyen erkekleri de görelim. Aa, ablam da var. Makine içeride. İşte heyecan dolu bir bekleyiş. Türk'ün arka tarafı. Gördüğünüz gibi abiler de bekliyor. Arkadaşlar şurada beklemek yasak. Burada beklemek serbest. Evet. Gel bu tarafa. Dön bak. Sarı çizginin burada olmadan. Bekleme sağlar. Şimdi makine içeride. Heyecan doluyuz. Arabamızın eksiklik bir şey yok çok şükür de. Bakacağız muayene geçmezse neyden geçmez diye düşünüyorum. Kalacağını zannetmiyorum. Hayırlısı. Kapımız kapanıyor şu an. Kader Ağa'nı bekliyoruz. Kapı Kader Ağa'nı. Nada da geliyor. Nada da da. Hızlık geliyor. Ayında görüşürüz. 2024'ün ikinci ayında jantları sök, arabayı kaldır falan. Hayırlı olsun muayene. Kardeşim hayırlı olsun, hepimiz hayırlı olsun. Birazdan kağıtları alırız. Normalde aslında kağıtları görünce aslında şey yapıyor ama kendi onaylı verdiği için. Mercedes de seviyormuş. İkiyi bulamaz ama ikinci sefere buldu. Güzel, muayenemizi bitirdik abi. Şimdi ben hızlı bir şekilde makineye artık şu jantları değil mi? Yani. Jantları ve lastikleri takayım çünkü düşünsene 7 sene önce bir jant alıyorsun. Sonra 3 sene önce bir araba alıyorsun ve ikisini birleştirmem bu kadar uzun sürüyor ve sizlerle beraber yaşadık arkadaşlar bu heyecanı. Umarım bittiğinde hepimiz insanlık dışı bir E30 M3 Şakir'le beraber şu ikisini beraber bir bravo videosunu çekeceğiz. Onları birleştirelim. Kardeşim hafif kusurlar var. Ben bunları kafaya çok takarım. Bunları kafaya çok takarım Mehmetciğim. Müsaadenle çıkartıyorum. Tabii ya. Artık çıkarabilirsin. Evet, beraberiz. Gece gündüz beraberiz. Artık yeter. Şimdi hafif kusurlar okuyorum. Motor numarası araç üzerinde okunabilir duruma değil diyor da zaten okumuyor normalde. O standart. Motor yağ kaçakları var. Sıfır motor yapıldı. Hiç kaçak yok. Ama işte şeyin yağ radyatörünün olduğu yerde bir hafiften bir sızdırma var gibi. Evet. O şey var. İlk yardım çantası yok. Yangın söndürme tüpü de yok. Fren pedal lastiği yıpranmış. O düşmüş. Onu yenisini sipariş etti. Geliyor. İkaz üçgen reflektör ikaz işareti yok demiş. Arka tarafta arkadaki araba yolda kaldığı zaman reflektör olman gerekiyor. Kısa özmeli far. Zaten bu olmazsa olmaz. Yani ayarı hatalı ama çok fazla olmadığı için sorun olmamış hafif kusur. Lastik profil derinliği sürtünme yüzeyi aynı oranda aşınmış demiş. Yani lastik biraz aşınmış demiş. Biz FI'ye döndürdükten sonra motoru yeni yaptıktan sonra denerken hep böyle yaktık yıktık. Ben size onları çekmedim ama yeni lastiklerimiz zaten sıfır takacağız. Daha sonra da işte LPG'nin iptal olması. Burada sağında ve solunda hemen Power logosu bulunmaktadır. Bunu da şimdi içerisinde eklettirdik. Başka bir şey yok. Şimdi notere gidip ruhsatımızı alacağız. Yeni ruhsatımızı. Onu da artık bu LPG yazısı kalkmış olacak. Hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım gidelim. Muayeneyi bitirdik geldik şu an. Muayene bitti. Çelik slotlarımız takıldı. Lastiklerimiz jantlara geçti. Jantlarımızı topladığımızda da izle geçtiniz hatırlarsanız. Şimdi jantlarımızı önler 9 inç, arkalar 10 inç takacağız. Muhammed hazır mısın? Artık takalım ya. Artık takalım. Yani sabahtan beri bizim ekipte herkes beni aradı. Jantlar takıldım. Beynim yiyor. Ankara'dan Tuğan abi yazmış. Oğlum şu jantlar tak artık diye. Şimdi takacağız inşallah. Ve o tam şöyle hani karelerinde olsun. Hayvan gibi apaçı bir görünüm olsun istemiyorum yani alçaklıkta. Ama alçaklığın hakkını verelim ki jantlarımızın ince yanak lastikleri tam ortaya çıksın. Doğru mu? Hadi. Oğlum nasıl yürüme? Ön yaydan çıkmış gibi. Muhammed yanlış bir şey mi yaptın lan? Lan Muhammed. Allah çok garip bir araba lan bu. Muhammed yürüyelim. Allah Allah. Yakma ya Rabbi. Fabrikası neyse onu yaptık. İnik harbi inik. Yok
Yok abi olmaz bu işte. Fazla inmesin dedim. Bir de zıpladı. Arkaya takoz koyduk arabaya. Değil mi? Arkadaşlar Oz Reis'in kapaklarımıza taktık ama yağmur yağıyor. Arabayı acil yıkarıp temizlemesi lazım. Şimdi detaylı temizlik yapmanın zamanı geldi. Detaylı. Şu sanayi pisliğinden kurtulmam lazım. Şu ruhsatı değiştirmeyi unutmadık, şimdi oraya gidiyor. Adem ne diyorsun? Allah süper kardeşim. Sevdin mi? Süper oldu. Allah kaza bela versin. Böyle mask yap, bu iş yapan adam. Allah şöyle baktım neydi, nasıl duruyor? Nasıl duruyor? Efsane. Belamızı verdi. Var mı böyle bir 190? Allah belamızı verdi. Fenasın başa belasındaki bela. Detaylı temizlik yapıldıktan sonraki en son bölümü söyleyeyim, hemen ön lipi yapacağız. Evet. Evo 1. Evo 1 lipi. Bence pancur istiyor. Pancur istemiyor ya. Sor abi, sor. Arkadaşlara sor. Pancur. Kanka onlar eskiden klasik bu arada. Hadi kaçıyorum ben. Hadi görüşürüz. Enektarlar üstünde kalın mı? Nerede? Pencerede. Bir de.